Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Fransa'nın içerisinde rom olan çok güzel bir kahveli pastasını tanıtmak istiyorum. Pastamıza başlarken önce panispanya kekimizi tanıtacağım. Bunlar için malzemelerimiz 90 gram elenmiş unumuz var, 1 paket vanilyamız var, 90 gram şekerimiz var ve 3 adet de yumurtamız var. İlk önce kekimizi oluşturmak için 90 gram şekerimi kabımın içerisine döküyorum ve 3 tane yumurtamı da şekerin içerisine ilave ediyorum. Şimdi mikserimizle yumurtamızı ve şekerimizi çırpacağız. Yumurtayla şekerimizi iyice çırptık. Daha sonra içerisine unumuzu ve vanilyamızı ekleyeceğiz. Bunun için unumuzu eleyerek koyuyorum. Ve vanilyayı da içerisine atıyorum ve yine eliyorum. Daha sonra karıştırmaya başlıyorum. Hamurumuzu iyice çırptıktan sonra kek kalıbımızı hazırladım ve kek kalıbımızı yağlı kağıt serdim. Kelepçeli bir kalıbımız var. Daha sonra bu kalıbımızın içerisine hamurumuzu döküyoruz. Panispanya kek olacağı için biraz sıvı bir kıvamı var. Şimdi kek kalıbımızı koyduk ve fan ayarını 170 derecede olan fırınımızı, önceden ısıtılmış fırınımıza kekimizi atacağız. Evet, panispanyamızı fırınımızın içerisine 170 derecede koyup pişmesini bekliyoruz. Yani... Kahve kremamızın ilk aşamasında sütümüzle iyice karıştırdıktan sonra içerisine mısır nişastamızı ve kakaomuzu döküyoruz. Isıtılmış kahvemiz ve sütümüzü içerisine yavaş yavaş dökmeye başlayacağız. Biraz döküp karıştırıyorum. Hepsini devam ediyorum bu arada. Daha sonra tenceremizi ateşimizin üzerine koyduk. Karıştırarak pişiriyoruz. Ve koyulaşıp krema haline gelmesini istiyoruz. Kremamız iyice kıvamını aldı. Artık altını kapatabiliriz. Kremamızı soğutabilmek amacıyla su dolu bir kap alıyoruz ve ana kabımızı bunun içerisine koyuyoruz. Daha sonra kremamızı içerisine dökmeye başlıyoruz. Kremamız soğurken biz de sıvı kremayı bir kabın içerisine koyduk ve katılaşması amacıyla karıştırmaya, çırpmaya başlıyoruz. Kıvamımız bu şekilde oldu. Görüyorsunuz. Katı bir kıvam elde ettik. Soğuttuğumuz kahveli pudingimize katılaştırdığımız sıvı kremamızı ekliyoruz. Evet,
ve rom, su ve şeker karışımı olan sıvı karışımı kekimiz. Kremamızı sürmeye başlıyoruz. Sıvımızın üzerine kremamızı sürdük ve iyice yayvan olmasını sağladık. Daha sonra süslemelerimize geçeceğiz. Kelebek süslerimizi koyduk. Şimdi de kenar süslerini koyuyorum. Thank you.